Evet arkadaşlar merhaba. 26 Kasım 2022 Cumartesi sabah programında Singapur'da Crunchy'deyiz. Evet Crunchy'de bugün 7 koşulu bir program var ve hemen böyle cüzi bir şablon yapıyoruz. Dün de ucundan kaçırdık bu Cranburn'ü. Hani ne güzel iki misli gidiyordu burada. 4 numaramız yok burada. 4 numara yok. Yani aslında koyulurdu o at. Yani koyulmayacak bir şey değil. Koyan varsa kazanmışsa arkadaşlar tebrik ediyorum sadece. Diyoruz ve bugün bakalım burada ne var elimizde. İki tane de bankomuz gelmişti dün. Evet saat 9.30'da başlıyor. Birinci koşuyla beraber handicap 44 minimum maksimum 67 puan arası sentetik pist koşusu bu. Yedili plasenin de ilk ayağı. Handikap 3 ön İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada normal şartlarda 8 numara diyoruz. Pacific Star. CC Wong'la saf Avustralya orijin bu safka. Rakibi 5 numaralı Harry Dream. Nunes. Bu da Amerikan karışımı. 5 numaradan sonra da 2 numaralı Water Rocket. Vlad Duric'le. Amerikan babadan. 4 numaralı First Ball. Danny Beasley ile bu da Amerikan orijin. 8-5-2-4. İkinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Crunchy'de handikap 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 15 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada 5 tane at yazacağız. Diğer eğer kaçırdığımız bir at varsa bunları da sizler tamamlayabilirsiniz tabii ki. İlk atımız 5 numaralı King's Speech. Danny Beasley ile. İkinci atımız 1 numaralı One Legacy. Vlad Duric. Bu Vlad Duric burada en yüksek konumda. Jockey zaten. 3 numaralı Kaomane. CC Wong'la. Bana göre bugün yazılması gereken pardon. Yegane safkan bu. Kaomane yani kesinlikle kuponlarla olması gerekiyor. 10 numaralı Tabby Will Do. Louis Philip Buzel'in. Saf Yeni Zelanda orijin. Ve 12 numaralı Sir Elton John Seov'la burada. Hadi son 3 tanesi muhtemelen koşmayacak onu söyleyeyim size. Burası 5, 1, 3, 10 ve 12 dedik. Ekürleri pas geçtik. Burada 9 numara da yani gözümüze takılı Fate to Win. Bu Ron Stewart'ın bindiği safkan. Onun yazılım marka 6 at olsun. 5, 1, 3, 10, 12 ve 9. Buraya daha da at yazılır. Arkadaşlar bol bol alternatif bankomuz ve tekimiz var. Ama bu ayak mutlaka geçmemiz lazım. Üçüncü koşu handikap 44-67 puan safkanlar arasında. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metre sentetik kuma çıkacaklar. 2 numaralı South of the River alternatif banko. Ama üçüncü birinciliğini alır mı? Kafada soru işareti var. Yani böyle bir crunch gibi bir yerde böyle arka arka 3-4 tane birincilik pek görmüyoruz biz. Genelde düşüyor. O yüzden 1 numaralı Limps Passion denemesi de çok daha avantajlı bana göre. Bu belki de bu iki at yeterli buraya. Ama bunların arkasından 5 numaralı First Choice Siobla ve 7 numaralı Opinake bu Kovla da gelir mi derseniz bana göre gelir bir şekilde. Bu Avustralya saf Avustralya orijin gayet güzel duruyor. Bu Zirul'un bindiği Lady Springbok da bunun arkasından bir bakarsınız AG Foran'ın arkadaşlar. Evet burası iki alternatif banko ama bir burada en az onun kadar bana göre alternatif banko niteliğinde. Ama üçüncü birinci alırsa hiç şaşırmamak lazım. Bazen böyle atlar tutuyor geliyor. Biz engel olamayız ona. 5 ve 7 de bu ikisinin rakibi. Dördüncü koşu handikap 1'e 48 puan safkanlar. Yani kalitenin düştüğü yerdeyiz şu anda. Atların kalitesi 48 ve 6. Burada handikap 3 kırıngızda 1400 metre Çin pist koşusunu izleyeceğiz. Bu 15 at içerisindeki 12 at koşacak burada. Onu söyleyeyim belki de daha biraz. Biraz at yazacağız buraya. 1 numaralı Diamond Beauty Kohla ki ekürisi 9 numaralı Song of Nature Zirulla. İlk planda değerlendirdiğimiz safkanlar. 3 numaralı Salamence, Ron Stewart. Yani kazanmış bakın. Yani zorlanabilir. Soru işareti koyalım bunu yanına hemen. Boşuna at yazmanın bir anlamı yok. 4 numaralı Wind Rhapsody, Mark Lerner. Kesin yazalım.
Kesin yazılı. Bu McLaren'ler hiçbir zaman için göremezsiniz öyle her koşuda. Burada bu Japon orijine bindirmişler bunu. Takaoka antrenör. Evet. 5 numaralı Ibex Tony Krishna. 2 numaralı Fireworks Vlad Duric. Kesin bu da. 2 ve 4 çok ön planda oldu burada. Ve 11 numaralı Super Dynasty Akmazani. Sürpriz de bu tabi. Biraz sürpriz konumunda gözüküyor. Evet. Eküller 1 ve 9 ön planda. 4 ve 2 bununla beraber. Yani 3 at çok ön planda burada. Eküller 4, 2. Arkasından da 5, 11 ve 3 de soru işareti ile değerlendiriyoruz 3'ü de. 5. koşudayız şimdi. Handikap 44 minimum ve maksimum 67 puanlı safkanlar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Burada 6 numaralı Saturno Spring denemesi ile alternatif Banco. En yakın rakibi 1 numaralı Con Speranza. Küçük kuponlarda 1 ve 6 yeterli arkadaşlar. Bunları düşürdüğünüz anda 10 numaralı King Louis, Bayliss, 2 numaralı Fighter, Japon orijin bu, saf Japon orijin, CC Wong'la. Yani yazmanızı tavsiye ederim açıkçası bu atı da, bu ikiyi de. Yuvarlak içine alalım. 7 numaralı Green Star, Filsiov'la ve 9 numaralı Axel. Bunlar Louis Philippe Buzel'in. Evet, 6 alternatif banko, 1 onun yakın rakibi, 2 arkasından dedik. Bunun ön arkasından da 17 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz. Şimdi burada 5 numarayı yazmadık. Vlad Duric biniyor. Bunlar koşacak mı tam bilemiyorum ama bu 13'ü bakarsınız arkadaşlar. Koşarsa eğer ona da bir bakalım. Ne yapabiliriz diye. Ve bir de 4 numaraya bakalım. Lack of Master AG Foran'ın nasıl çıkacak? Ona göre değerlendirme yaparız. Evet, 6. koşudayız şimdi. Evet. Arkadaşlar 6. koşuda burada baktığımız zaman gördüğümüz ilk aşamada 3 numaralı Dark Bounty. İkinci aşamada bu ekürlerden 3 numaralı Dark Bounty ve ekür, onlar, yani koşmayacak bunlar belli bir şey. Pardon. İzmir'de yağmurları yedik. Bakın burada 4 tane birincilik var yalnız. Çok ilginç yani gerçekten. Şimdi biz bunu yazalım mı yazmalım mı? Yani 6'yı tabii ki yazmamız gerekiyor. Lord Justice. Arkasından bu Ron Stewart'ın bindiği 9 diyoruz arkadaşlar. Gretchen Girl. Kasım Aşuşuyarı ile 12 numara. 7 numaralı Kassap. İbrahim'in bindiği. Ve son olarak 2 numaralı burada Watch Out Boss Danny Beasley ile. 3, 6, 9, 12, 7 ve 2 diyoruz buraya. Son koşudayız. 7. koşu. Handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre. 4 numara alternatif banko burada. Vlad Duric şimdi. Muhtemelen biz bunu banko atacağız arkadaşlar. Bunun yakın rakibi 1 numaralı Big Tiger. Küçük kuponlarda 4 ve 1 numaralı safkanlarda olabilir. 8 numara Coin Toss Nunes ile 9 numara Rocket Ryan Tony Krishna ve 13 numaralı One Way Ticket da devreye girebilirler. 4 alternatif banko, 1 yakın rakibi, 8, 9 ve 13 numaralı safkanlarda olabilir diyoruz. Evet, böylece Kranji ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. Tabii ki diğer yabancı yarışlar içerisinde seyredebilirsiniz. Chantilly ve Aquedag var. Aquedag'da da 9 koşulu programda bol bol bankolarımız, alternatif bankolarımız var arkadaşlar. Premium üye almaya çalışalım diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.